Merhaba arkadaşlar. Şimdi konumuzu gördük hemen arkasında ne yapıyoruz? Kazanım testimizi çözeceğiz. Göreceğimiz kimya biliminden neleri gördük nelerden ilerliyor. Şimdi ilk istediğim videonun başında söylüyorum. Bunu sen çöz. Takıldığın yerlerde değil. Daha sonra hızlandırarak beni dinle. Çünkü aralarda bazen bilgi de vermiş oluyorum. Onlardan faydalan mutlaka. Şimdi diyorum ki birinci soru. Simyacılarla ilgili yukarıdaki verilen ifadelerden hangisinin doğru olduğunu soruyor bize. Değersiz metalleri altına çevirme ve ölümsüzlük iksirini bulma çalışmaları yapmıştır. Zaten bunların nihai amacı neydi? Altına çevirme ve ölümsüzlük iksirini bulmaydı. Yani doğru diyoruz. Astronomi, felsefe, fizik, tıp gibi birçok alanda çalışmalar yapmış. Demiştim yani. simya sadece isminden benzer de kimyayla alakalı değil. Bu adam her şeyle ilgilenmişler. O dönemde bilim olmadığı için bunların genel ismi simya olarak karşımıza geldi. Yani doğru bir bilgi diyoruz madde dönüşümleri ile ilgili sistematik çalışmalar yapmışlardı. Bak şunu beceremediler. Yani bu adamla sistematik çalışamadılar. En büyük eksikliklerinden bir tanesi buydu. O zaman burası yalan bir ifade ediyoruz. Demek ki cevabımız neymiş? Bir ve 2 Bolivya şeklinde karşımıza gelecekmiş. Peki geldik ikinci sorumuza. Gelemedik. Gelebiliriz. Geldik. Şimdi simya döneminden günümüzde birçok maddenin aktarıldığını söylüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi simya döneminden günümüze aktarılan maddeler arasında yer almaz. Şimdi barut ne demiştik? İlk Çinler tarafından bulunuyordu. Cartlı cırtlı simyadan bize aktarılandı. Mürekkebi onlar bulmuştu hatta yazılı belgeler falan yapmışlardı. Camı ilk finikeli deniciler bulmuştu. Gene simya döneminde olmuştu. Esans üretimi hoş kokulu bitkilerden özlerini çekmişlerdi. Onlar yapmıştı ama Teflon dediğimiz şey bir polimerdi. Polimer, plastik, lastik, elastik gibi her şeyi günümüzde buldular. Yani simya döneminde bulunmadı. Devam ediyorum. Diyor ki simyacılar ölümsüzlük iksiri ve felsefe taşını bulmak için çeşitli maddelerle çalışarak günümüzde hala kullanılan bazı yöntem ve teknikleri geliştirmiştir. Buna göre yöntemlerinden hangileri? Simya döneminden kimya dönemine aktarılan yöntemler arasında değildir diyor. Şimdi arkadaşlar asitle çözme. Hocam o dönemde asit mi vardı? Vardı tabii ki. Dedik ya cabir binayaz, sitrik asit, nitrik asit her şeyi buluyor. Yani asitle çözmeyi yaptı bu adamlar. Özütleme, hoş kokulu bitkilerden özlerini alma yani ekstra etme dediğimiz olay yaptılar bunu. Elektroliz, aha işte burada durduk. Ne demiştik? Elektrik akımıyla yaptığın elektroliz deneylerinin hiçbirisini simyacılar bulmadı demiştik. Demek ki cevabınız 1 ve 2 Bolivya şeklinde karşımıza gelmiş olacak. Geldik dördüncü sorumuza. Diyor ki, Aşağıdakilerden hangisi? Simyanın bir bilim dalı olmamasının nedenlerinden birisi değildir. Şimdi bilim dalı olmamasının nedenini arayacağım. Bundan biri değil. Deneme yanılmaya dayalı çalışmalar içermesi aynen öyle. Bu yüzden de e, simya bir bilim değildir demiştik. Bu doğru bir bilgi. Sıkıntı yok. Teorik temelleri yoktu. Zaten bu yüzden buna bilim değil demiştik. O zaman doğru bir bilgi. Çalışmalarında bilimsel metotlar kullanılması. Böyle bir şey yapsalardı bunlara bilim derdik zaten. Yanlış bilgimiz burada. Devam edelim. Sistematik bir bilgi birikiminin olmaması işte bu yüzden bunlara simyacılar yani bilim değil demiştik. araçların ruhani yani içgüdüsel olması bu yüzden bilim değil demiştik. Demek ki cevabımız neymiş? Ceyhan şeklinde karşımıza gelecekmiş. Geldim 5'e. Diyor ki simyacılar bazı laboratuvar tekniklerini kullanarak ürünler elde etmiştir diyor. Ee, yukarıdaki birinden ürünler ve kullanılan yöntemlerden hangisi simya döneminde keşfedilmiştir? Geldik. Pota, ne demekmiş pota? Eritme kabına pota diyorlarmış o dönemde. Kullanılarak kalay, demir gibi metalleri savunma ve saldırı aleti olarak yaptı. Alaşım üretmişler değil mi aslında? Peki hangi yöntemle? Potada eritmeyle. Bak zaten eritme kabını belli etmiş. O zaman yaptıkları yöntem bir, eritme yöntemi doğru. Devam ediyorum. Hoş kokulu bitkilerden esans üretmişlerdi. Esansın özünü alma, özütleme demiştik buna. O zaman hoş kokulu bitkilerden özlerini aldı bu adamlar dedik. Metallerin üzerinde parlak başka bir metallerle kaplamak. Elektrolye sistemi. Doğru bir bilgi ama bir dakika. Buradaki olay neydi arkadaşlar? Ee, simyacıların kullandığı yöntemdi. Simyacılar bu yöntemi kullanmadı. Bak yöntem doğru ama simyacılar kullanmadı. O dönemde bulunmadı O yüzden burayı yanlış yapacağız. Demek ki cevabımız 1 ve 2 yani Bolivya şeklinde karşımıza gelecekmiş. Geldim 6. soruya. Diyor ki maddenin bölünemeyen en küçük parçacına Yunanca'da bölünemez anlamına gelen atomos adını veren aşağıdakilerden hangisidir? Kimden bahsetmiştik artık arkadaşlar? Demokritos dediğimiz adam önce bir maddeyi almıştı. Sonra yarıya, 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 yarıya demişti. Ve demişti ki daha sonra bölünemiyor buradan sonra. İşte buna da bölünemez anlamına gelen atomos kelimesini kullanmıştı. Kimmiş? Demokritosmuş. Peki. Aşağıdaki tabloda kimya bilimine katkı sağlayan ve yaptıkları e, sağlayanlar ve yaptıkları çalışmaları verdim diyor. Kimya bilimine katkı sağlayan Robert Boyle çok önemliydi. Simyadan kimya geçin öncüsüydü. Neyi söylemiş arkadaşlar? Bakın, vakum pompasını geliştirerek gazların basınç hacimleri arasındaki ilişkiyi buldu. Hatta Boyle-Mariotte kanunu gazlarla da ilişki kurdu demiştim. Doğru mudur? Doğru bir bilgi. En genel özelliği neydi peki? Elementler ve karışımlar arasındaki farkı bulan kişiydi arkadaşlar. Hatta şöyle bir cümle kurulmamıştı. Bilinen hiçbir yöntemle kendisinden daha basit maddelere ayrışmayan saf madde element denir diye bir tanımlama yapmıştı bize. Anthony Lavoisier. Şimdi bu e, modern kimyanın öncüsü yani modern kimyanın babası olarak bilinen bir adam. Deneylerinde teraziyi kullanmıştı. Şimdi e, olay şu arkadaşlar. Kimya bilimine katkı sağlayan ve yaptığı çalışma. Şimdi bu adamın yaptığı çalışmaların arasında deneylerinde terazi kullanma yöntemi vardır. Şimdi ilk kez kullanma değil. Bakın şu cümleye çok dikkat edin. İlk kez bu bulmuştur değil. Bu adam metrik sistemi buluyor arkadaşlar. Bu yüzden deneysel bir laboratuvar kuruyor. E, simyadan kimyaya geçişin öncüsü ise yani modern kimyanın öncüsü ise deneylerinde mutlaka ölçme, biçme ve tartma olaylarını yapmak zorunda ki kütlenin korunumu kanunu keşfediyor arkadaşlar. Bunda da terazi kullandı. Bakın şuna çok dikkat edin. Burada birçok kişi şuna düşecek. İyi de hocam Van Helmont demiştiniz soruda. Tamam. Deneylerde ilk kez terazi kullanan Van Helmont. Bu adam yaptığı çalışma diyor. Deneylerde terazi kullandı mı? Kullandı. Bitti. Bu kadar. Tamam mı? İlk kez kullanmıştır demiyor. Zaten soru onu sormuyor. O yüzden doğru olarak kabul edeceğiz. Peki. Cabir bin Ayyar. En önemli bulduğu şey neydi? İmbik yani damıtma yöntemini bulmuştu. O zaman buraya da doğru dedik. Demek ki her üçümüzde de doğruysa cevabımız Edirne olarak karşımıza gelecek. Geldik. Gelemedik. Sekizinci soruya. Dur. Niye gelemedik? Demek ki sekizinci soru önemli. Gençler yıldız atın sekizi. Niye geçemedik? Şöyle geçeyim o zaman. Şöyle geçeyim? Aynen. Heh. Yalnız zaten bu soru önemliymiş demek ki e, geçemediğinize göre ölseminin sorma ihtimali yüksek. Peki gel yukarıda bir tepkime vermiş. Bu tepkime de yukarıda verilen tepkime de Aristo'nun element kavramıyla sınıflandırılmak isteniyor. Buna göre ifadelerinden hangisi doğrudur? Şimdi e, bazılarınız temeyi ya da eşitarlık olduğu için bunu... E, saptamakta zorlanabilir. Biz şöyle bir şey deriz. Bir ok gördüğümüzde okun sol kısmı tepkimeye girenleri okun sağ kısmı tepkime sonunda oluşanları yani ürünleri ifade eder. Parantez içinde yazılan tabirler bizim için çok önemlidir. Parantez içinde K harfini koyduysa bunun katı olduğunu söyler. Bak bu bir katıdır. Eğer ki parantez içinde S varsa bu sıvıdır. Eğer ki parantez içinde G varsa bu gaz demektir. Eğer ki parantez içinde suda ifadesi varsa buna da suda çözülmüş ifadesi demek ister. Şimdi Aristo'nun element kavramına göre şöyle bir şey diyebilir miyiz? Ee, potasyum karbonat kireç taşı toprak sınıfı elementidir. Hocam bu ne? Katı. Katı ne sınıfında olabilir? Toprak sınıfı. O zaman doğru mu? Doğru diyeceksin. Karbondioksit ateş sınıfına yer alır. Karbondioksit ne? Bak gaz. Hocam dört elementte ne vardı? Ateş, su, toprak ve hava. E bu ne sınıfı olacak? Hava elementi değil mi? Hava. E ateşle bir alakası var mı yok? O zaman bunu hava elementi sınıfına alacağız. Gitti. HCl bak suda. Kalsiyum klorür suda ve H2O sıvısı. Su sınıfı elementidir. Doğru mu? Doğru. Niye? Çünkü bunlar sıvı şeylerdi. Sıvılarsa o zaman su sınıfında yer almış olacak. Demek ki doğrudur diyeceğiz. Cevabımız ne geldi? 1 ve 3 yani C seçeneği olarak karşımıza gelecek. Dokuzuncu sorumuza devam edelim. Bize diyor ki Anthony Loisier ile ilgili ifadelerinden hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Modern kimyanın öncüsü olarak tanıyorduk. Çok önemli bir kişiydi bizim için. Sabit oranlar kanunu bulmuştur. Bu adamın bulduğu kanun sabit oranlar değil gençler. Kütlenin korunumu kanunu. Gitti. Tamam. Kütlenin korunumu oluyor. Yanmayı sağlayan maddenin oksijen gazı olduğunu ve maddeyle birleşerek oksitleri oluşturduğundan bahsetmişti. Yani günümüzdeki yanma olayını açıklayan bir kişiydi buna da doğrudur diyeceğiz. Cevabımız ne geldi? 1 ve 3 yani C seçeneği olarak karşımıza çıkacak. Peki geldi 13 soruya. Diyor ki bize simya dönemiyle ilgili ifadelerinden hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Müslüman medeniyetlerde simya ile ilgili çalışmalar yapılmamıştır. Olur mu? Ebu Bekir Erraziler, i̇bn Sinalar, Cabir bin Hayyanlar böyle bir şey diyoruz arkadaşlar. O zaman bu bilgi komple yanlış. Hatta demiştik ya Müslümanların aydınlık çağı oluyordu. Yani çok büyük çalışmalar yaptı, çok büyük yol kat etmişlerdi. Peki damıtma imbi kullanılarak esans üretmişlerdir arkadaşlar. Doğru mu? Da simya döneminde esansları ürettik. Hoş kokulu bitkilerden özünü aldık dedik. Maddelerin birbirinden farklı olmasının sebebini şekillerinin veya düzenlenmesinin farklı olmasına bağlamıştı. Hatta demiştik ya, eee Demokritos farklı olmasının sebebi şekillerinin farklı olmasından kaynaklandığından ortaya çıktığını söylemişti. Yani cevabım 2 ve 3 şeklinde D seçeneği olarak karşımıza çıkacak. Geldim 11'e. Aşağıdakilerden hangisi simyacıdır diyor. Şimdi Robert Boyle ve Anthony Lewis Simyadan kimyaya geçişin öncüsü. Bu adamlar simyacı değil, bu adamlar kimyacı. Gitti. Joseph John Thompson. Hocam böyle bir adamdan bahsetmedik. Gaylussak böyle bir adamdan bahsetmedik. İleride bahsedeceğim bunlardan ama tanıdık bir adam var. Ebu Bekir Er yani Reyli e, Razi'den bahsetmiş oluyoruz. O zaman bu adam kimdi arkadaşlar? Bir simyacıydı yani simya döneminde yaşamıştı. Peki Arkadaşlar ilk testimizi bitirdik. Ee, doğrularınızı yanlışlarınızı mutlaka çıkartın. Ondan sonra normal soruyla devam ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.